Sağlıklı Günler programı ile İzmir'den merhabalar. Bugün sizlerle sağlıklı şiddet konusunu çeşitli görüntüler eşliğinde ve stüdyomuzdaki değerli bir konukla tartışıp paylaşarak işlemiş olacağız. Sanırım sizlerin de bu konuda çokça deneyiminiz ve düşünceleriniz vardır. Dilerseniz bunu programın akışı içerisinde sizlerin belleğinde oluşan sağlıklı şiddet arka planıyla bugün konuşacaklarımızı buluşturalım. Öncelikle ben konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz. Psikolog Mevlüt Ülgen arkadaşımız. Hoş geldiniz. İzmir Sağlık ve Hastalıkları Derneği evet. Genel Sekreterisiniz aynı zamanda. Hem psikologsunuz aynı zamanda aslında tırnak içinde vatandaş ne düşünüyor bu mesele evet, konusunda. Evet, hastalıkları aktivistiyim. Hastalıkları aktivisti olarak da uzun yıllardır bu ülkede uzun zamandır emek veren kişilerden birisiniz. Ben de izliyorum sizi yıllardır. Birlikte çok çalışmış olduk. Sağlıklı şiddet başlığı aslında toplumda ve dünyada artan şiddetin bir yansıması mı? Yoksa bunun başka dinamikleri mi var? Onun dışında Türkiye özgü bir sorun mu? Neden son yıllarda çok arttı? Bunların her biri bir basit başlık ama öncelikle belki de Türk Tabipler Birliği'nin bu konuda hazırladığı bir video vardı. Onu birlikte izleyip onun üzerinden söyleşimize devam edelim. Neden darp edildiniz? Ben de bilmiyorum şu an neden darp edildim. Hala bilmiyorum. Hem çok gurur kırıcı sözler kullanılıyor. Hem de el kol hareketleri, elindeki herhangi bir şeyi fırlatma, masaya vurmalar, işte kapı çarpmalar. Elinde reçeteyi sallayarak niye görevini tam yapmıyorsun? Aldığın maaş seyir zıkkım olsun diye hakaret etti. Ben karşılık vermedim. Geldi benim boğazımı sarılıp beni boğazına sıkarak duvara dayadı. Sonra baktım adım atamıyorum. Şuramdaki acı çok fazla artmaya başladı. Sonra beni çok hızlı bir şekilde yere düşürdü. Ben tek başıma kaldığımda kendimi hani saatlerce ağlarken buldum bir anda. Çok hatırlamak istemediğiniz bir şey ama ne yazık ki hafızadan da çok kolay silemediğiniz bir şey. Ben eskiden her kapıdan giren çocuğa canım bir tanem tattım diye severken belki de onlar azaldı biraz. Üzüldüm, hak etmediğimi düşündüm. Şimdi hastanede bir şey olduğunda ya da cevap verdiğinde korkuyorum konuşurken. Acaba cebinden bir şey çıkaracak mı diye. Şiddet gören hekim hizmet veremez hale geliyor ve oradaki o sistem aksamalar gösteriyor. Şiddet gören hekim düzgün hekimlik yapamıyor. Ben de insani şartlarda sağlık hizmeti vermek istiyorum. Hastanın memnun olduğu bir sağlık hizmeti doktor açısından çok ciddi bir mesleki tatmin getiriyor. Nasıl bir kişi iş yapar ve başarılı olur, mutlu olursa biz de hastamızın sağlık olmasına mutlu oluyoruz. Yaşadıkları şiddeti bu kısa filmde ya da belgeselde böyle ifade ettiler. Siz de bir Hastalıkları Derneği aktivisti olarak ve genel sekreter yöneticisi olarak vatandaş gözüyle meseleye nasıl bakıyorsunuz? Hem vatandaş gözüyle aslında hem de sağlıkçı gözüyle dinlemek isteriz. Aslında öncelikle ben size ve Hayat TV'ye teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim açımızdan bir İzmir Sağlık ve Hastalıkları Derneği olarak sağlıklı şiddet bir toplum sağlığı sorunu. Yani sadece sağlık çalışanını ilgilendiren bir sorun değil. Videoda da izledik gördüğünüz gibi. Nedir orada? Hekimin şevki kırılıyor. Hekim eskisi gibi motive olamıyorum diyor. Hastadan çekiniyorum diyor. Dolayısıyla bu tür sağlıklı şiddet, sağlık ortamını bozan, giderek dünyada ve Türkiye'de de, Türkiye'de özellikle yani bunun şiddetin farklı boyutları var, onları birlikte konuşabiliriz ama özellikle sağlıklı şiddet, sağlık ortamını zehirleyen bir şey. Yani benim hasta olarak, hasta yakın olarak sağlık hizmetimi sağlıklı bir şekilde almamı engelleyen bir şey. Dolayısıyla bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiş bir boyutu. Bu anlamda sadece hekimlere, sağlık çalışanlarına bırakılmayacak bir sorun. Tüm bu konuda toplumun duyarlı kesimlerin ilgilenmesi gereken boyut. Biz de Hastalıkları Derneği olarak olaya bir toplum sağlığı sorunu olarak bakıyoruz. Videoda söylendiği gibi nedir? Hem sağlık çalışanları hem hastalar daha iyi hizmet almak, daha hizmet vermek istiyor. Dolayısıyla bu ortak paydayı korumak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu şiddet sadece biraz önce görüntülerde de izledik. Son derece naifçe bir kadın hekim şöyle söyledi.
Yani direkt giren yorgun da olsam, hani her koşulda her çocuk beni böyle bir keyiflendirir ve ona bir şeyler söylerdim diyor. O biraz azaldı diyor. Sadece bununla sınırlı mı? Çünkü sadece şiddet değil ama sağlıkta dönüşüm denen aslında sadece bir şiddet boyutu olmayan bir dönemi yaşıyoruz. İşte bir piyasacı bir sağlık anlayışı var. Neoliberalizm deniyor. Kapitalizmin işte zorladığı bir alan sağlık. Sağlığın metalaştırıldığı bir süreç. Bu da zaten hani birazdan şiddetin nedenlerini konuşacağız. Bunlar yer alacak ama mesela defansif tıp denen bir şey var. Direkt bunu şiddetle ilişkilendirelim mi, yoksa şiddetin payı şu kadardır deyip özet mi yapalım? Tabii ki defansif tıp dediğimiz zaman şiddet önemli bir faktör. Bir de bunu açalım değil mi? Ben biraz tıbbi bir terim kullandım. Yani çekinik tıp diyeceğiz. Çekinik tıp deniyor. Defansif ya da örnekleyeceğiz değil mi? Tıp deniyor evet. Benim anladığım, bildiğim kadarıyla. Hekimin burada iki tür bir şey var. Bir, hekim kendisini korumak ve savunmak için daha fazla tahlil isteme, daha fazla ilaç yazma gibi bir garanti altına yöneliyor. Bir de daha çok nedir? Yani hastadan o sakınma, sevk etme gibi, ne bileyim hastayı başka mercilere yönlendirme gibi. Yani tedavi etmekten çekindiği için nedir? Sakınıyor, imtina ediyor. Böyle bir durum var. Şimdi yani bu defansif tıpı sadece hani şiddet önemli bir faktörü. Ama şiddetin de ötesinde bir boyutu da belki şey... Türk Ceza Kanunu, malpraksis kanunları dediğimiz kanunlar da 2005'te yeniden düzenlenen evet. Kanunlar da nedir? Bir takım yaptırımlar, cezalar geldi. Bunlar da hekimlerin, sağlık personelinin hastaya risk alarak yani müdahale etmesini engelleyen, daha çok defans yapmasına, çekilmesine yol açan faktörler arasında ama şiddet özellikle son yıllarda videoda da izlediğimiz gibi bu konuda önemli faktörlerden birisi diye düşünüyorum. Şimdi bu gerçi tam konumuz o değil ama çünkü hukuki boyutları da var bu şiddet meselesinin. Hukuk sistemi de aslında şiddet bağlamında belli bir role sahip. Çok kısa da olsa şuna değinmek isterim. Mesela Türk Ceza Kanunu dahil olmak üzere ve diğer mevzuat. Malpraktis yani kötü hekimlik uygulamaları ile hastalığın doğal sonucu olan ölüm dahil ya da ameliyatların doğal sonucu olan ölüm dahil gidişatları birbirine çok karıştırıyor gibi. Şimdi diyelim ki kanser olgusu olsun, ileri evre olsun ve diyelim ki midesi artık pasajı kapalı ve ya ameliyat olacak ya hani zaten zor bir ameliyat olsun ve ameliyat ölüm riski yüksek bir ameliyat olsun. Şimdi burada kişi vefat ettiğinde, yaşamını yitirdiğinde her zaman kötü hekimlik uygulaması olmuyor. Olmuyor değil mi? Evet, çünkü değil mi? Hastalığın doğal seyrinde doğal zaten ölüm var. Gereken. Şimdi her ölümde kişi ve yakınları şikayetçi olurlarsa sağlık çalışanlarını 3 yıldan başlayan bir değil mi? Ağır cezası üzerinden yargı açmış oluyor. Bu da defansif tıbbı çok artırdı. Şiddetli bağlantısını şöyle görüyorum ben de bir çok tetkik isteyen bir alan olan dahiliyeci iç hastalıkları kliniği uzmanı olarak şöyle hissediyorum. Defansif tıp arttıkça daha çok tetkik isteniyor. Evet. Hekim kendini koruma hayatına istiyor ya da sağlıkçılar. Daha çok tetkik demek hastaların daha çok hastanede dolaşması, daha çok randevu beklemesi, doktora bir defa iki defa gitmesi. Evet. O gergin ortamın aslında zaman olarak değil mi? Artmasına yol açıyor. O yüzden aslında şey de olabilir, belki burada farklı bir boyutunda görebiliriz. Örneğin yani Türkiye'de sağlık hükümetliğiyle övünüyor. Sürekli sağlık harcamalarının artmasıyla evet. işte hastanelere insanların poliklinik sayının artması, daha fazla hastanelere gelmesiyle evet. övünüyor değil mi? Yani biz diyor ki işte insanlar geçmişe göre 4-5 kat daha hastaneye geliyor. Poliklinik sayısını şu kadar arttırdık diyor. Sağlık harcamalarını işte 200-300 dolarlardan 1100 dolarlara çıkardık diyor. Oysa ki OECD ülkeleri arasında en alt sırada olan ülke bu haliyle sağlık Türkiye. Sağlık göstergeleri arasından evet öyle bir ve sonuç var. Ayırdığı kaynak açısından da aslında burada öyle. Sizin söylediğiniz örneğin defansif tıpın sağlık evet. harcamaları açısından yani maliyetleri artırıyor ama bunun ne kadar etkin bir tedavi, insanların yani sağlık daha etkin yani hizmeti nasıl aldığı konusunda ciddi kaygılar var. Yani ben şöyle düşünüyorum. 4-5 kat sağlık harcamaları kişi başına arttı.
Bunu vatandaşlara da sormak gerekir. Ama vatandaşlara yansıyan boyut sağlık hizmetlerinde, yani tedavi olma boyutu açısından baktığın zaman çok daha öyle önemli bir artış olmadığını düşünüyorum. Yani maliyetleri artıran ama tedavi etkinliğini artırmayan, en azından aynı oranda artırmayan bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçmiş programlarda da ara ara alıyoruz ve sık sık tekrar edeceğiz bunu. Çok da önemli. Bununla da bağlantısını çok güzel vurguladınız. Örneğin siz sendikamızın, sağlık iş konudaki sendikamızın son genel kurulundaki rapordan bir alıntı bakanlığın verileridir. Türkiye bir yılda İspanya nüfusu kadar 30 milyon akciğer röntgen filmi çekmiş insanlarına. İrlanda'nın nüfusu kadar 4 küsür milyon BT ve MR çekmiş. Niye çekiliyor bu MR ve BT'ler? Niye dünyada bu kadar yüksek istenmiyor? İşte biraz önce konuştuğumuz 2005 TCK Türk Ceza Kanunu, değil mi? Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının malpraktis bağlamında daha fazla sorgulanması gibi. Sadece buraya boğmamak adına biraz şiddette biz hasta ve şeyi konuştuk. Ama aslında şöyle bir yönde olduğunu düşünüyorum ben. Yani bağlantılı şiddette. Evet. Nedir? Sağlık sistemi, sağlık çalışanıyla hekimle hasta arasındaki güven ilişkisinin bozulmasını istiyor. Hı hı. Neden? Bu ilişki bozulduğu zaman işte defansif tıp dediğimiz şey daha fazla nedir? Görüntüleme gibi, tahlil gibi, tetkik gibi, ilaç gibi şey olacak. Yani bu ilaç ve sağlık endüstrisini besleyen, sağlıkta aslında özelleştirmenin temel şeysi. Daha fazla para harcanacak. Bu piyasadan geçinen sağlık tekelleri de daha fazla kar edecek. Güven yani bunun için çok önemli, güveni çok bozması gerekiyor. Yani güveni bozacak ki hasta nedir? Bizim temel şeylerimizden birisi. Hastanın memnuniyet boyutunu ölçen, doktor bana işte şu kadar ilaç yazdı, ne bileyim şöyle röntgen de istedi, BT de istedi, MR de istedi. Beni kırmadı, her tetkiki istedi. İstediğim her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Oysa siz hani hekim olarak nedir temel gösterge? Yani tam bunlar istedi ama ne kadar tedavi etti? Yani tedavinin bedeli ne oldu? Bizim için değil mi, maliyet, düşük maliyetle daha etkin bir tedavi önemli. Bu anlamda bence güven ilişkisini bozdu. Bu güven ilişkisinin bozulması da aslında sağlıklı şiddetin önemli faktörlerinden birisi. Nedir? İnsanlar geliyorlar, örneğin işte acil servise, şuna buna. Sağlık çalışanlarının kendisine yeterince hizmet vermediğini düşünüyor. Bazen bu bilginin fazla yayılması, sağlıkla ilgili de orta yerde bir sürü bilgilerin dolaşması da insanlar kendi kendisine teşhis koyuyor. İşte ben efendim şunu da istiyorum, bunu da istiyorum, şu filmde çekilsin bana, MR'da çekilsin, yani normal bir şey gibi. İşte ne kadar fazla ilaç yazarsanız o kadar şey gibi. Dolayısıyla bunlar yapılmadığı zaman da bir sorun oluyor diye düşünüyorum. Yani güvensizlik boyutunu besleyen bir şey. Bir piyasanın ihtiyacı olarak tanımlanıyor. Çok çok önemli bir nokta aslında. Hekim ve sağlıkçılara güven olmayacak ki hasta başka yere de gitsin, özel sektöre de gitsin. Doktora değil, tetkiğe güvendiği için daha çok tetkik istesin. Kamu kurumlarında bu tetkik olamayacak ya da uzun randevu verince özel sektöre gitsin. Bu uzayabilir aslında. Aslında evet. Her din yani. Bu güveni, bir hasta olarak bunu kendince mesela bu güveni bozan sadece işte böyle yani piyasa mı? Mesela sağlığı yöneten kişilerin sağlık çalışanıyla hasta arasındaki, hasta yakın arasındaki güveni bozan birçok söylemleri var. Yani örneğin Sağlık Bakanı'nın, Başbakan'ın, dönemin Cumhurbaşkanı'nın, değil mi? Dinleyelim mi? Bir videomuz var. Evet. Bir önceki Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı olarak terfi etti. Onun bir sağlıkçılar bağlamında konumuzla ilgili bir şey var, kaydı var. Dinleyelim. Sonra tekrar görüşelim. Ya da bıçak parası, ameliyat parası, özel muayenehane parası diye benim çare arayan vatandaşımın 3 kuruşuna göz dikenler var dedi. Hastaneye gidiyor, kendisine önce muayenehaneme bir uğra diyor. Ben bununla asla bütün doktorlarımızı itham etmiyorum. Ama bu tezgahtan biz de geçtik. Gondandan düştük. Biliyorum. O özel muayenehanelerinde başımıza gelenleri biliyorum. Çektiklerimizi biliyor musun? Var yok satarak o muayenehaneye giden benim vatandaşım mı? Muayenehaneye giden ameliyat denede, hastanede. Ya o senin özel hastanen mi? Benim halkımın hastanesi. Ama kamuda çalışıp
hastaya kendi muayenehanesinin adresini gösteren doktorlar mı? Bu ülkede bıçak parası, ameliyat parası, özel muayenehane parası diye benim çare arayan fakir vatandaşımın 3 kuruşuna göz dikenler var. Biz bir haksızlığa giderdik, bir eşitsizliğe giderdik. En önemlisi de milletin mağduriyetini giderdik. Evet, bu görüntüde olmayan başka cümleleri de var aslında. Yıllar öncesinde ben doktorlara yeni olmam, güvenmiyorum anlamında söylemişti. Ve dönemin TTB Başkanı Sayın Füsun Sayek aramızda yok. Onu saygı ve sevgiyle anıyoruz. Çok erken yaşamını yitirdi. O da şöyle demişti. Ben bu başbakanı iğne yapmak istiyorum demişti. Mesela bir hekime iğne bile olmam deme hali buradaki bu yüksek volümlü mitingdeki konuşmayı çağrıştırdı. Bir Hastalıkları Derneği aktivisti ve yöneticisi olarak vatandaş gözü ve sağlıkçı gözüyle nasıl yaklaşıyoruz bu söyleme? Şimdi ben vatandaş gözüyle, yani bu ülkede tabii ki bıçak parası gibi, yani başbakanın söylediği ve istisna olaylar vardır. Ama benim merak ettiğim şu, vatandaş olarak bu ülkede, yani siz de yıllarca tıp odasında Tıplar Birliği'nde de görev yaptınız, hekimsiniz. Kaç tane bıçak parası aldığı için yargılanmış, ceza almış veyahut da kötü kullanım için ceza alan sağlık çalışan hekim var? Şimdi bir başbakanın veya hükümet hekiminin, sağlık bakanının görevi vatandaşlara, hekimleri genelleyerek şikayet etmesi mi? Yoksa suçlu varsa o suçluyu yargılayıp yargıya çıkarıp gereğini yapması mı? Burada bir parantez açıp bıçak parasında pratik nedir bir konuşalım mı? Bıçak parası denen bir şey kişiler sigortalı olmasına ve değil mi, hani emek sandığı, Bağkur, neyse, SGK'lı olmasına karşın hastanede yapılan bir ameliyat ya da bir başka bir işlemden birilerinin, bir hekim ya da bir grubun kayıt dışı bir para alması ya da kayıt dışı olabilir. Yani kişi SGK'lı olmasına rağmen ekstradan bir para alınması meselesi değil mi, kayıt dışı? Evet. Bunu niye önemsiyorum? Belki siz açacaksınız ama şu an üniversitelerde bu hükümetin tekrar devreye soktuğu prim vakaları vergilendirilmiş bıçak parası değil mi? Herhalde bunu resmi bir şeye, kılıfa. Özel sektörlerde alınan ek katkı payı denen paralar bıçak parası değil mi? Yani kişi sigortalı olduğu halde cebinden para ödüyor. Nedir? Ya da şu an kamu hastanelerine geldiğinde eğitim hastanelerinde muayene ücreti 15 lira oldu. Zaten maliyeti 15 lira o muayenenin. Evet. Burada alınan paralar bıçak parası değil mi? Kesinlikle. Şey olarak. Vatandaştan evet, çıkan, yani her para adını evet, ne derseniz denin, sonuçta bıçak parasıdır. Yani kötüye kullanım. Evet. Sağlığın kötüye kullanımı. Vatandaşın temel hakkı olan sağlık hizmetinden yararlanma hakkının bir şekilde ek bedelle alınması. Siz bunun adını farklı şekillerde söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla beni burada ilgilendiren kısım şu. Başbakanın bu söyleminde temel muradı güven ilişkisini bozmak. Bu güven ilişkisini bozduğu zaman işte dediğimiz gibi, yani defansif tıbba yönelmesi, yani sağlığın sağlık piyasasına vatandaşların daha fazla para harcaması, sağlık giderlerinin artması, sağlık tekelinin kar boyutu var. Diğer bir boyutta da ısrarla bunun hukuksal gereğini, idari gereğini yapmayarak tüm hekimleri, tüm sağlık çalışanlarını suçlayarak nedir? Ortamı zehirleyen, ilişkiyi geren, güveni zedeleyen bir şey var. Bu şiddete davetiye çıkartıyor. Şimdi bir hükümetin, hükümet, ülkeyi yöneten başbakan, sağlık bakanı bunu söylerse, vatandaş olarak ben bunu nasıl algılarım? Nasıl algılarım? Ya demek ki sağlık çalışanları kötü, hekimler kötü. Bak, ya başbakan da söylüyor, sağlık bakanı da söylüyor. Bu insanlar paracı, para göz. Dolayısıyla ben hastaneye gittiğim zaman ben para vermediğim için bana kötü davranıyor diyecek. Ne yapıyor bu zaman? Öfkeleniyor, kızıyor. Bunun sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını görüyor. Bu da sağlık çalışanlarının şiddetle karşılaşma sıklığını, boyutunu ve bu konudaki talihsiz, üzücü olayları yaşama boyutunu artırdığını düşünüyorum. Oysa Sağlık Bakanı'na bunu söyleyeceğine şu gerçeklerden ortaya çıkması gerekiyor. Yani bazen reklamlarda da var. Böyle geliyorsunuz, boş koridorlar, hastalara bekleyen hekimler,
nedir işte sanırım Alo 184 mi öyle bir şey var, kamu spotu var. Evet. Doktor, yani sanki biz başka bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi hastaneler sıkış tepiş, hala kuyruklar var. Saat hala 5'te 6'da sıra almaya giden hastalar var. Sıra alamadığı için dönen hastalar var. Şimdi bu hastalar acil servislerde sıralar var. Şimdi bu sağlık çalışanları yapmıyor. 3 ay boyunca çalıştığı hastaneden, üniversite hastanelerinde özellikle yan dallardan o hastanede çalıştığı halde hasta olarak sağlık çalışanı da alamıyor. Çalışanı bile randevu alamayan şimdi kişiler bunların, var yani. Bunların sorumlusu Allah aşkına hastalar, sağlık çalışanları mı, hastalar mı, hasta yakınları mı? Şimdi burada hükümet veya başbakan hekimleri, sağlık çalışanlarını tüm bu olumsuzlukların sorumlusuymuş gibi suçluyor. Ortaya çekiliyor. Sağlık çalışanıyla hasta yakınları birbiriyle tokuşuyor. İşte tam da biz yani burada beni ilgilendiren boyutta yani bir hasta var aktivisti olarak ben diyorum ki ya asıl buradaki temel sorunlara inmemiz gerekiyor. Bunların nedenlerini ortaya koymamız gerekiyor. Yani burada şiddetin farklı bir yani kişisel nedenler dönüyor. Bireysel yani kişilerden kaynaklı nedenler var. Ama asıl neden dünyadaki araştırmalar da bu. Kurumsal neden. Kurumsal neden derken nedir? İnsanlar sağlık hizmetine ne kadar erişebiliyor? Hastanelerde sıra bekleme ve benzeri şeyler ne kadar? Yani siz hekime günde poliklinikte 100 hasta vermişseniz, 100 hasta kapıda bekliyorsa burada elbette huzursuzluk değil mi olacak? Bir kere kalabalıktan olacak. Evet. Acile gidiyorsunuz, panik haldesiniz. Çocuğunuz hasta, yakınınız hasta, kendiniz hastasınız. Ya ben hasta olarak kendimi kalp krizi geçiriyor sanıyorum. Acile gidiyorum. Güvenlik çıkıyor. Bekle. Ne var? Sıra var. Şimdi acil serviste sıra olur mu? Allah aşkına bu sırayı, acil serviste sıra olmasının sorumlusu sağlık çalışanı mı? Hekim mi? O hastaneleri yöneten yöneticiler mi? Yoksa sağlık sistemini yöneten yöneticiler mi? Ben bu tür yani bilgilerin, işte Başbakanının ve Sağlık Bakanının, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaların, ne bileyim değil mi? Televizyonlarda da böyle seçim dönemlerinde de çok bol spotlar dönüyor. Yani sağlıkta işte ne kadar... İzleyebiliriz birazdan da şimdi mi izleyelim? Var. Alo 184 evet, var. İzleyelim istersen. 20'si randevulu. İlk hastanız Mehmet Bey saat 9'a gelecek. Peki teşekkür ederim. Saat 9 olmuş. Birazdan Mehmet Bey gelir. Merhaba Doktor Bey. Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. 182 hastane randevu merkezini arayın. Dilediğiniz Sağlık Bakanlığı hastanesinden, seçtiğiniz doktordan randevunuzu alın. Siz hastanede beklemeyin. Hastane sizi beklesin. 27 yıldır İzmir gibi Türkiye'nin görece sağlık hizmetlerinin iyi olduğu söylenen bir kentte hekimlik yapıyorum. Ve aynı hastanedeyim. Hep böyle bir anı özledim. Yani bırak hastayı, ben hekim olarak hani hem ola ki hasta olursam ya da çalışırsam çok imrendim ama gerçekliği olmayan bir şey bunun. Muayenehane mi o? Özel bir muayenehane mi? Yani o algıyı veriyor ama bu devlet hastanelerindeki poliklinik olduğunu söylüyor. Yani bu sisteme göre randevuyla alan hastalar bu koşullarda muayene olacak. Ne diyorsunuz? Hayalimiz bu ama çok da güzel yani, olur. Evet şöyle ben gerçekten bir hasta olarak böyle bir imkanın olmasını, yani bu görüntülerin gerçek olmasını çok isterim. Ne güzel. Gideceğim, hekim beni karşılayacak. O sakin, o huzurlu, sakin, rahat bir ortamda. Ben sakinim. Ne güzel sağlık ilişkisi kurabiliriz değil mi? Ben derdimi anlatacağım. Hekim de beni dinleyecek. Aynı zamanda bana hastalığımı, bunun seyrini anlatacak. Çok güzel bir ilişki ama bu başka bir ülke olması lazım. Veyahut da başka bir yer. Ben biliyorum, ben de sağlık hizmetinin içindeyim. Bir hastanede çalışıyorum. Her gün gelin, herhalde birçok görüntü de vardır bu konuyla ilgili. Hastanelerde koridorlar sıkış tepiş dolu. Herkes, hastalar sıra bekliyor. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik yok. Benim yaptığım hesaplamalara göre nedir? İşte bir hekim kaç saat çalışır? Günde 6 saat değil mi? Aktif poliklinik yapsa veya 7 saat kaç dakika yapar? 7 işte
6 saat olsa 360 teklif et. 360. Evet. Eğer o gün siz ona 80 hasta verdiyseniz evet. 4 takım. Ben bugünkü pratiğimi söyleyeyim mi? Buyurun. Hazır vardır ya, sorumu bulunca derdimizi anlatırız. Hani Hasta Hakları Derneği'nden de çalışıyorsunuz. Ben bugün sabah gittim. Randevu sistemine göre bana sordu devlet. Dedi ki kaç dakikada bir hasta bakarsın? 10 dakikada bir dedim bir ay önce. Ne güzel. Her zaman. Fakat çift bilet satar gibi bütün randevular çift kişi. Yani 5 dakikada bir hasta veriyorum. Bütün hastalar da kendini aynı, yani iki hastaya birden randevu verdiği için mükerrer randevu veriyor. Yani her bir hastaya 5 dakika zaman ayırmıştı. 12'ye kadar, sabah 9'dan 12'ye kadar 5 dakikada bir, sanki bir bant üzerinde bir fabrika ve hasta bırakıyor. Tabii ki sarkıyordu. Tabii ki ben yemeğe geç gittim. Diğer arkadaşlarım gibi. Öğleden sonra yine 5 dakikada bir saat 4'e kadar randevu vermişti. 5 dakikada. Arada hasta yok. Ama başka bir şey var. Sonuçlar randevu dışıdır diyor. Sonuçların da öğleden sonra arada girmesi lazım. Sıra alması gerekiyor ya da randevu alacak. Yaklaşık 15-20 kişi de var öyle veya daha fazla var. Ve 5 dakikada bir zaten bir hastaya süre tanımlamış. Ve onun arasından da sizin bazı sonuçlar bakmanız lazım. Bırak hastayı, yani çok insan der ya, kardeşim gelse merhaba diyecek bir ne ortam var, ne gayri insani bir ortam. Bu gayri insani ortam aslında hekim ya da sağlıkçı, içeride sekreter yok, kapıda bir görevli yok. Hani o hengameyi düşün. Uzun söyledim ama hani ben de bunu özledim. Keşke olsa, ne diyeceksiniz yani? Bakın evet. Siz şanslısınız, biliyor musunuz? Sadece bakın 5 dakika ayırabildim ve randevuyla baktım diyorsunuz. Aynı zamanda benim üçe indi çünkü aradan sonuçlara benim baktım. Benim bildiğim arada emir bu. Arada sonuçlara evet. Bakıyorsun. Bir de arada evet. Randevu dışında gişelerden poliklinik evet. Kayıtlarıyla hasta veriliyor. Evet, evet. Yani bu reel olarak 2 dakikaya 3 dakikaya düşüyor. Evet. Şimdi böyle bir ortamda yaşlılar, özürler. Yani, onları boğmamak için söylemedim. Evet, hani yani onları ince davrandım. Hatta yani böyle bir, az söyledim. Evet. Şimdi böyle bir ortamda evet. Biz ne kadar işte sağlıkta hani sorunları, işte şiddeti falan konuşsak, bunlar şiddet falan sonuç. Bakın, bir şey söyleyeyim mi? %90'ında bir dahili uzmana ihtiyacı yoktu bunlar. %90'ı da bugünkü hastalarım için söyleyeyim, %90'ı, %95'inin bir sağlık ocağında sorunları giderebilecek hasta grubuydu. Bu da herhalde ülkedeki hani sağlık sisteminden kaynaklı temel evet. Sorunlardan birisi. Ama yani bunların gerçekliği yok. Ben de hasta olarak işte dediğim gibi daha hastasına zaman ayıran hekime muayene olmak istiyorum. Polikliniğe gittiğim zaman boş koridorlarda hekim sadece beni beklesin isterim. Daha havalandırılmış, temiz ortamlarda çok hastanede vakit geçirmemem gerekiyor. Yani baktığın zaman bugün hastanelerde bakın bir hastanın minimum tedavi şeysi bakın geçirdiği zaman 3-4 saat. Evet. Oysa sanırım Avrupa Hasta Hakları Sözleşmesi'nde evet. Yani bu sürenin 1-2 saati geçmemesi gerekiyor. Şimdi 1-2 saate geçmemesi gerekiyor. Yani devletin beni daha fazla bekletme hakkı yok. Ama bazen en erken 2-3 saat oluyor. Bazen günlerce olabiliyor. Şimdi bu koşulları değiştirmeyen insanların, yönetimin sanki her şey çok güzelmiş gibi sunması, reklamlarda bu tür bilgiler vermesi, enformasyon dağıtması, toplumun yani eğitim anlamında yani sosyo-kültürel veyahut da farklı nedenlerle insanlar şöyle algılıyor. Yani her şey sanki hükümet birçok imkanlar sunuyor. Çok iyi de yani Allah belasını versin ya. Bu çalışanları, hekimler, para göz kötü, bize kötü hizmet yapıyor gibi bir şey yapıyor. Bu da hem hastalara bir yapılan haksızlık hem de sağlık çalışanına yapılan bir haksızlık. Sonuçta şiddet gibi ve giderek de toplumun sağlık hakkını ilgilendiren bir boyuta, vahim bir boyuta geliyor. Bu konuda ciddi önlem alınması gerekiyor. Bir de sağlıkçıların gelirleri konusunda kaba bir veri vermekte fayda var. Sağlıkçıları fazla çalışmaya iterek terbiye etmeye çalışıyor. Yani geçimsinden. Ben 3 yıl önce hesaplamıştım, 3 yıl önce. Diyelim ki anne baba doktor, kızları da doktor olmuş ya da oğulları. Bir evde evlenmemiş 3 tane doktor var. Üçünün maaşlarının toplamı emekli bir hakim ya da savcı ya da bir yüksek bir askerin emekli maaşından az. 3 kişinin maaşlarının toplamı.
3 hekimin 3'ü de uzman olsun. Ne yapıyor? Döner sermayeye bağlı değil mi? Ücretlendirme üzerinden bunu sağlamaya çalışıyor. Aşırı çalışmaya itiyor. Sağlıkta şiddetin nedenlerinden değil de sağlıkçıların aşırı süreli, uzun süreli çalışmasını nasıl görüyorsunuz? Çünkü bu da çok toplumda bilinen bir şey değil. Ya bu şöyle bağlamda... yapalım mı? Evet. Bakın bardağınızı kaldırın. Evet. Şimdi ikisi bunlar değil mi? Evet. Birbirine çarpıştığı zaman ne olur? İkisi de cam bardak evet. olarak düşünün değil mi? Evet. Sert çarpıştığı. Şimdi siz sağlık çalışanı olarak gerginsiniz. Evet. 24 saat nöbet tuttunuz. İşte performans 3 saat dakikada bir hasta bakıyorsunuz. Geçim derdi yaşıyorsunuz. Nöbet izni alamayan nöbet çok izni var. Alamayan 34 saat çalışmak 34 zorunda saat. Kalan acilde aralıksız. Sürekli sözel şiddete uğruyorsunuz. Bir sürü sorun yaşıyorsunuz. Siz gerginsiniz. Evet. Hasta olarak ben de geliyorum bir sürü sıra beklemekten, ne bileyim acilde beklemekten, günlerce gelip gidip sıra alamamak veyahut da hastanede bürokrasi içerisinde boğuşmaktan ben de geriliyorum. Zaten sağlık ortamı, hastaneler sıkış tepiş yerler. Ne yapıyoruz? İki tane gergin, ikisi de cam bardak gibi gerilmiş insanlar birbiriyle tokuştuğu zaman birbirini kırıyor değil mi? Şimdi bizim ortamımız bu. Sağlık çalışanı gergin, performans gibi, fazla çalışma gibi, zorunlu böyle fazla çalışma. Angaryalar var. Süre olarak kesintisiz çalışma 34 var. Saate varan aralıksız yani çalışma zorunlu. Nöbet zaten başlı başına hani bir sorun. Şimdi sağlık çalışanları açısından baktığın zaman hayat hakikaten çok iyi değil. Hastalar açısından da hastalar da haklı. Yani ben hastaneye tedavi olmaya geliyorum. Evet. Yani gergin, ne bileyim hayattan bezmiş, yorulmuş, dikkati dağılmış bir sağlık çalışanıyla karşılaşmak istemiyorum. Şimdi aslında konuştukça çok alt başlık çıkıyor. Bunu nasıl devam edelim? Örneğin kaynaklar meselesini biraz daha açalım mı? Örneğin bu şikayet kutucukları, alo şikayet hatları bir çözüm müdür yoksa başlı başına bir problem midir? Evet aslında şöyle yani bu yani şikayet kutularının olması ne bileyim şikayet hatlarının olması hastakları bunlar olması bakın çok problem bunlar değil. Evet. Yani şöyle bunların çağdaş ülkelerde olması doğaldır. Hı-hı. Asıl sorun bunların nasıl kullanıldığı. Hı-hı. Şimdi şöyle bakıyor sağlığı yönetenler. Ne kadar güvenlikçi artırırsak, hı-hı, ne kadar şikayet hattı artırırsak bu sorunlara daha fazla çözüm buluruz diye bakıyor. Oysa güvenlikçi artırımı, şikayet hatlarının artırımı, şikayet kanalının artırımı sağlıkçıları böyle korkutmak, ceza vermek gibi hastalara da popülist şekilde bak ya ben işte şöyle şikayet kanalım var sana hastalıkları uygulaması getirdim ve benzeri demek biraz yani örtmek değil mi? Bu sorunları örtmek. Oysa ne gerekiyor? Ben şunu biliyorum. Biliyorsun sağlıkta şiddet artıyor, kamuoyunda basınç oluşuyor. Hastanelerde artması gereken ne? Veya sağlık sisteminde? Sağlık personeli değil mi? İşsiz o kadar çok yani şöyle, var ki değil mi? Yani birçok evet. sağlık işçi. Tıbbi sekreterlerin tamamı işsiz. Yani işsiz. Evet. Şunu artırıyorlar bakın. Benim kendi gördüğüm, deneyimlediğim. Güvenlikçi sayısını artırıyorlar. Ya kardeşim acil servise hemşire al, hekim al. Yani siz... Oraya 10 tane güvenlikçi alacağınıza 5 tane sağlık personeli alsanız orada şiddet daha da azalacak. Gerginlik daha da azalacak. Vatandaş daha memnun olacak. Ama güvenliğe indirgeyen, şikayete indirgeyen şeyler sağlıktaki temel sorunları çözmüyor. Bu hükümetin de herhalde bu konuda bence popülist bir yaklaşım var. Asıl mesele temel sorunları çözmesi gerekiyor. Şimdi tabii tüm bunları konuşurken şu an medyanın bir parçası olarak aslında biz de bir programda bunu işlemiş olduk ama medya ve sağlıkta şiddet başlığında da biraz bir şeyler söylemek gerekiyor sanırım. Bir dönem örneğin Tabipler Birliği sağlık muhabirleriyle ortak çalışmalar düzenlerdi. Hatta onların danışabileceği isimler hani zaman zaman danışması için bir hat oluştururdu. Bu pozitif hatırlatmaların ışığında medya sağlıkla şiddet bağlamında bir psikolog gözüyle özellikle neler söylersiniz? Evet, şöyle
düşünüyorum. Medyanın bu konudaki şeysi şu. Yani bu hekim burada ülkede her gün binlerce insan hasta oluyor. Sağlık kurumlarına başvuruyor. Ne bileyim birçok imkansızlıklar içerisinde sağlık personeli, hekimler hastaların canını kurtarıyor. Değil mi? Acısını, ızdırabını dinleniyor. Biraz bunların öne çıkması gerekiyor. Bakın siz 1000 tane pozitif bir şey yapıyorsunuz. Bir tane yanlışı siz öne çıkarırsanız burada da güveni zediliyor. Asıl olarak belki daha pozitif şeyleri de ortaya çıkarmak. Elbette yanlışların üzerine gitmek gerekiyor. Şimdi burada medyanın bu anlamda daha pozitif bir dil kullanması, daha yapıcı bir dil kullanması ama doğrula yani burada olumları söylerken söylesin ama aradaki yani yanlışları söylemesin demiyoruz. Ama daha çok fedakarlıklar var, güzellikler var. Bunları öne çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Sadece medya mı? Bizim yargı sistemimiz de böyle. Yani nedir? Yargı sistemimize baktığımız zaman şöyle bakıyorsunuz. Şiddet gösteren salıverildi. Şiddet gösteren ne bileyim ceza almadı gibi haberlerde. Şiddeti böyle olağanlaştıran, nasıl olsa cezası yok, ben bunu yapayım boyutuna getiriyor. Yargının da etkin işlemesi gerekiyor. Bu anlamda hem medyanın hem yargının bu konuya daha yapıcı, daha sorun çözücü görmesi gerekiyor. Biraz da belki bu anlamda fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının fedakarlığını görmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda ben hasta olarak, hasta yakınları olarak bizim de daha iyi sağlık hizmeti almamıza yol açacağını düşünüyorum. Yoksa sağlık çalışanlarını dibe vurarak, böyle olumsuzlayarak, şiddetli kurbanı yaparak sağlık hastalar olarak biz daha iyi sağlık ortamı bulmayacağız, daha iyi sağlık hizmeti almıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Son derece benim için de yararlıydı, bütünlüklüydü. Önümüzdeki programlarda yine zaman zaman sizinle benzer konularda bir araya gelmek çok keyifli olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Ama programımızın bir de bir başka bölüm bir daha var. Bir anlamda beslenmenin arkeolojisini biz programlıyoruz. Ne güzel. 9 Eylül Arkeoloji'den öğretim arkeolojiden Ahmet Uhri arkadaşımla birlikte birlikte izleyelim. Bugün konumuz Boyoz. Boyoz'un tarihi ve İzmir. Çok ilginç. Birlikte izliyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bugün beslenmenin arkeolojisinde Boyoz'un izini süreceğiz. Boyoz belki birçoğunuza yabancı bir kelime. Boyoz nedir? Boyoz denince İzmir akla geliyor belki. Şimdi Boyoz'un ne olduğunu sevgili Ahmet Uğur'a soralım. Şimdi tabii kanal ulusal bir kanal. Her tarafta yayın yapıyor değil mi? Yani yalnızca İzmir'de değil. Boyoz'u İzmirliler bilir. Başka kimse pek bilmez. Ya da İzmir'e yolu düşmüş olanlar. Ne bileyim askerliğini burada yapmıştır. Bir süre burada yaşamıştır. Değişik yerlerden gelip Türkiye'nin değişik yerlerinden. Boyoz'u İzmir'de görmüşlerdir. Sabah kahvaltılarının değişmez ürünlerinden biri Boyoz. Aslında baktığımız zaman milföy hamuru gibi bir hamurun, bol yağlı bir hamurun kat kat top haline getirilmesi ve o topun fırınlanmasıyla olan bir ürün. Pul pul dökülür. Hatta İstanbullu bir arkadaşım, işte Boyoz'dan anlamıyor, İstanbullu yani. Baktı, o ne biçim ürün öyle dedi. Yerken dedi yarısı yere döküldü, yarısı üstüme döküldü, aç kalktım dedi sofradan. Dökülür o ama öyle yenir. İşte İstanbullu bilmez bunu. Çocukken okullara alınmazdı, bitlenirsiniz diye. Biz de kapı önünden alırdık. Kapı önünden tabii alınırdı. Onun peynirlisi, ıspanaklısı yapılır. Hatta tahanlısı yapılıyor bir de tatlı niyetine şimdi. Ama orijinali bunun çok az peynir suyuyla veya sade olarak çiçek yağıyla hazırlanmış hamurun veya zeytinyağıyla daha önceki dönemlerde yağlı bir hamurun pişirilmesi. Adı da zaten buradan geliyor ama adına geçmeden önce şunu söyleyelim. Boyoz aslında İzmirli de değil. Şimdi bir aslında tam da buradan yani belli ürünleri belli kentlerin ya da belli ulusların sahiplenmesi meselesi son derece sıkıntılı. Hayal kırıklığı veriyor. Biz biraz bu hayal kırıklığını belki bugün paylaşacağız. Şöyle aslında İzmir'de Boyoz'a bir de Yahudi böreği denir. Aslında İzmir Yahudilerine ait bir gıda maddesi. Ve şöyle tabii Yahudilik biliyorsun Mısır'da başlıyor, çıkıyor. Bütün her tarafa yayılıyor ondan sonra. Bütün o Doğu Akdeniz'i olduğu gibi kavruyor. Ve tabii başka yerlere de gidiyor. İspanya'ya da gidiyor. Avrupa'nın değişik yerlerinde de var. İşte İspanya'da yaşayan Yahudilerin 1492 yılında oradan kovulunca buraya gelirken getirdikleri bir ürün.
İspanyol kraliçesi Isabella'ydı sanırım o dönemde. Isabella der ki şeyleri kovuyorum, Yahudileri buradan def ediyorum. Beyazıt, ikinci Beyazıt oluyor herhalde. Beyazıt da bana gelsinler der. Ben Türkiye'ye hepsini ya da Osmanlı'ya kabul ederim. Onlar gemilerle gelirler ve o yüzden kendilerine Sefarat Yahudisi denir. Sefarat ya da Sefardim İber Yarımadası'nın İbranice adı. Onlar buraya gelirler ve Sefarat Yahudisi olarak çok eskiden atalarının çıkmış olduğu topraklara belki bir bakıma, yani Doğu Akdeniz'e dönerler. Ama gelirken yanlarında bir şey daha getirirler. İspanya'da çok yapılan bir ürünü, boyozu getirirler. Sözcük aslında İspanyolca. Bollos. 2 L ile yazıyor. 2 L biliyorsunuz Y sesi veriyor İspanyolca'da. Boyoz diye okunuyor. Hani Sevilla diye yazılır, Sevilla diye okuruz kentin adını. Onun gibi bol top demek zaten. Yani veya bullet, şeyde kurşun, hani mermi, çekirdeği. Bunların hepsi top gibi oldukları için veya top mermisi. Hepsi aynı kökten gelen sözcükler. İşte o yağlı hamur et hamur topunu bollos ya da boyoz diye söylüyorlar. Tabii Türkçe'de Türkiye'ye girerken bu yazılı olarak girmediği için boyoz adıyla geliyor. Türkiye'nin her yerine, Anadolu'nun her yerine, Osmanlı'da yayılıyor bu Yahudiler. Yani gelen sefaratlar. Fakat İzmir'dekiler yalnızca ticari olarak dışarıda üretiyor. Herkes evinde yapıyor belki. Ama İzmir'deki Yahudiler ticari olarak üretmeye başlıyorlar. Ne zaman üretiyorlar? Tam tarihini bilmiyoruz ama 1492'den sonra bir tarih olması gerek. Ha, o kadar geriye gider mi? O da tabii tartışılır. Fakat şunu biliyoruz, 19. yüzyılda falan yavaş yavaş bunun iyice geliştiğini. Hatta 20. yüzyıla geldiğimizde boyozcu Avram mesela 1950'lerde, 40'larda İzmir'de Avram'ın boyozları çok meşhur. Boyozcu Avram şey yapıyor, bunları üretiyor. Ondan öğrenen bir sürü usta çıkmaya başlıyor. İki Çeşmelik'te özellikle gene Agora, yani bu civarlarda veya biz bu şu sıra Havra Sokağı'nın arkalarındayız. Havraların bol olduğu İzmir Yahudilerinin yerindeyiz. Yani bir Yahudi mahallesi diyebiliriz buraya. Oradayız ve buralarda zaten çıkması da normal. İki Çeşmelik'te ve diğer taraflarda yavaş yavaş yayılıyor. Bugün İzmir'de bir sürü yerde üretiliyor. Kaliteli gerçekten, yani o eski tadda üreten iki yer var. Reklama girecek ama söyleyeceğim. İzmir'e gelirseniz, hangi kameraya bakayım, ikisine de birden. İzmir'e gelirseniz Dostlar Boyoz Fırını ile Angelina'ya gideceksiniz. Biri Alsancak'ta, öbürü de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin sonunda. Bu ikisinde gerçekten eski tadıyla boyoz halen daha yapılabiliyor. Evet, biz aslında bugün boyozu İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden, Havra Sokağı'ndan yine seninle sunmuş olduk. Beslenmenin aslında bir geçmişten gelen yönlerini hatırlamaya çalışıyoruz senin anlatımlarında. Şöyle bir sıkıntımız var. Bir sinagogun önündeyiz. Bu aslında 7 tane havra, evet, var değil mi burada bölgede tam? Artık çok az. Musevi cemaati son derece az sanırım. 800 ile 1000 kişi arası bir Yahudi cemaati kaldı İzmir'de. 800 ya da 1000 kişi toplamda, o kadar. Çoğu buraları terk ettiler. Bir kısmı İsrail'e gitti, bir kısmı İstanbul'a gitti. Yani İzmir'den. Civarda 7 sinagog, evet, var zaten. Hareket, yani şey olan, cumartesileri açık olan, içinde ayin yapılan şu an hatta 4 tane var. Yani bir girişteki vardır, Bikkur Hollim, Algazi, bu önünde bulunduğumuz sinagog. Arkada bir tane var, şu an adını hatırlayamıyorum. Bir de hemen arkamızda Signora Giveret sinagogu var. Bakın adı üstünde, Signora Giveret. Neden İspanyolca bir isim? İşte Sefarat Yahudilerin burada varlığının kanıtı. Bir de tabii şeydekiler var, Bet İsrail Sinagogu, asansörün oradadır. İzmir asansör semtinde, ki asansörü de zaten bir Yahudi yapmıştır, Nesim Levi. Ünlü bir Fransız romancı var, Mark Levi. Onun dedesi işte. Yapan. Evet. Bize çok mekan çıktı. Belki farklı mekanlarda bu programlara devam edeceğiz ama şimdi bir miktar niye boyozu bugün konuştuk onu açmak istiyorum. Boyoz son derece kalorisi yüksek bir beslenme. Ama topu topu İzmirliler onu yumurtayla yerlerdi, evet, sabah kahvaltısında işe gitmeden. Bir boyoz şu kadar değil mi? Hani bir, yani çok küçük bir dilim kadar bir şeydi. Yanında yumurta yerlerdi ve işlerine başlarlardı onunla. Evet. Ama yumurta, bir de çok güzel bir şeyi vardır. Yumurtayı satıcı misine koyar, misine ile ustaca böyle çak 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 elinde dörde böler. Üzerine tuz ve karabiber serper. Metal değdirmez, bıçak değdirmez. Değdirmez. Bir de o yumurta şeyde, külde pişmiştir. Yani özelliği de o. Şeyini öyle suda kaynamış yumurta değildir. Külün içine konur, külde pişirilir o. Aslı öyledir. Onun beraber ikisi yenir. Olasılıkla ben diyorum ki kan şekerini falan sabah düzenliyor. Bu kadar büyük bir kalori aldığın zaman sabah herhalde şöyle bir şeyle hareket ediyorsun artık. Hani Diyarbakır'da sabah ciğer yenir.
ya da aslında aynı şey. Yani o biraz daha yükleme yapıyorlar belki şey açısından. Ya o da yağlıdır. Onun gibi bir şey. Bu İzmir'de boyozla yapılıyor. Aslında nereye geleceğiz? Biz her şeyi yediklerimize yüklüyoruz. İşte daha kolesterolden zengin, daha damar sertliğinden zengin bir nesil izliyoruz ama kabahat yediklerimizde değil bizde. Boyozun çıktığı tarihe baktığımızda boyozun çıktığı tarihte insanlar fotoselle tanışmamışlardı. Boyoz olduğunda fotoselli çöp tenekeleri, fotoselli elektrik lambaları, fotoselli musluklar yoktu. Biz bir hareket halindeydik ve aldığımızı tüketiyorduk. Temel problem bizim... Fotoğraflar da yoktu belki bu kadar. Tabii. Ben en uçtan örnek vermeyi istedim ve doğalgaz yoktu. Hatta kovalı kömür sobası yoktu. Bunu çoğaltabiliriz. Her yere yürüyerek giderdik. Evet. Veya atla eşekle en fazla. Bunlar bizi hareket haline sokardı. Bu da tabii fazla enerji harcamamızı gerektiriyor herhalde. Oraya bağlayacaktın değil mi? Yani... Oraya bağlayacağım. Evet. Biz şunu söyleyeyim. Modern tıbbın bize yüklediği anlamları reddedelim. Boyoz kötü değildir, yağ kötü değildir. Sorun bizdedir. Sorun bizim yaşam tarzımızın son derece hareketsiz olması. Biz de o yüzden daha edilgen bir ortam olan stüdyo ortamından kısmen sokaklara çıkıyoruz. Programımızı daha hareketli yapıyoruz. Enerji tüketmek, boyozdan aldığımız kaloriyi tüketmek için son derece yararlı. Çok teşekkür ediyoruz. Hayat sokakta zaten. Sokakta olmalı. 68'lerin dili son derece gitti burada. Teşekkürler.